Efendim herkese yeniden merhabalar diyoruz. Crusader Kings 3 oyunundaki kanalımızda yayınlanmış olacak ikinci serimiz. İlk serimiz hemen sağ üst köşede kartlar kısmında açıldı. Fransa ile başladık, Frankia'yı kurduk, Roma ve Turan İmparatorluğu derken Turan İmparatorluğu ile dünya fethiyle serimizi noktalandırmıştık. Oyunun temel mekaniklerine epey bir değindik, uğraştık, ettik. Sonunda da gerçekleşti. Çok faydalı bir seri olduğunu düşünüyorum. Rehber tadında izlemenizi tavsiye ederim. Bu seride ise o seride sürekli istenen kont seviyesinde başlayıp imparatorluğa çıkma mücadelesini gerçekleştireceğiz. Umarım keyifli bir seri olur. Aynı o serideki gibi. Ben tabi seriden önce bütün planlarımı yaptım az çok. Nasıl bir hikaye, nasıl bir gidişat olacak diye. Mezhep de değiştirmeyi düşünüyorum hatta. Çünkü daha da zorlu olsun, daha da uğraştırsın bizi diye. Daha yoğun mücadeleler yaşayalım diye. Burada baktığınızda Eşari mezhebi epey bir toprağa hakimiyet kurmuş durumdayken İsmail'i daha az toprağa sahip ve biz o mezhebe geçiş yapacağız. Onun önemli faydası da özellikle başkentimizdeki İmam Ali Mescidi. Bu mescit sayesinde çok hızlı bir şekilde ekonomimizi kalkındırabileceğiz. Bunun için bir çaba göstermeyi planlıyorum. Onun dışında başka ne diyeyim ben sizlere? Başlayalım o zaman. Gerisini zaten oynadıkça konuşuruz. Önce bir eşlerimizi alalım sırasıyla. Efendim buyurun gelin. Yetenekli insanlar hanemize katılabilirler. Gelecekteki çocuklarımızın da eğitimini hatta onlar üstlenir diye düşünüyorum. Burada bir kişi daha var. Aynen sizi aldık. Çocukların da eğitimini gerçekleştirecek. Aslında şu anki varisimden hiç memnun değilim. Hem kısır hem yeteneksiz. Mümkünse ölsün ama nasıl ölecek? Bakacağız. Sizi açmam gerekiyor. Bu tarafa gelmem lazım en az. Hak iddiası satın alma. Düklük ilan etmem gerekecek. Krallık kurmam için. Ünvan gerekiyor yani ve şu an İsmail mezhebi düşman gördüğü için Eşari mezhebini gasp edemiyorsun ünvanları. Ama hak iddiası satın alarak, ünvan satın alarak daha doğrusu bu kişilerin veya burada yaratılmış diğer ünvanların satın alınma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Hali hazırda etkilemeyi planladığım insan olarak ise mezhebi şu an kabul etmeyen vatandaşlara göndereceğim. Bunları bir etkilesinler. Sonrasında alt hane oluşturacağız. Bu da çok önemli. Prestijle başlıyorsun. Çok yüksek prestij kazanarak başlıyorsun. Haydar oğulları hanesi olacak ismimiz. Kahramanlık yerine dalavere harika bir söz olmuş ama bu seride biz bu sözü kullanmayalım. Onun yerine kendim düşünmüştüm. Hafifliğiniz zayıflığınızdandır. Hafifliğiniz zayıflığınızdandır. Efendim bu söz bakın şöyle bir iki kelime kullandık ve iki kelimede dehşet bir mesaj veriyorsun tüm dünyaya. Bir kere düşmanları hafif ilan ettin. O iş bitti. Hani hafif mi değil mi sorusu yok. Hafif ilan ettin ve sonrasında biliyorsun ki hafifliğinin sebebi de senin zayıflığından, güçsüzlüğünden kaynaklanıyor. Muhteşem bir söz yarattığımı düşünüyorum. Aslında bunun bu şekilde oluşmasını sağlayan da Haydar ismi deyince benim aklıma staj yaptığım dönemde kullandığımız böyle işte malzemeleri vesaire taşımaya yarayan, ağırlık taşımaya yardım eden bir tekerlekli araç vardı. Onun ismi Haydar'dı. Ona istinaden bir söz düşüneyim dedim ve bu şekilde bir söz eklemiş oldum. Güzel de oldu bence. Hanedanımız dünyayı titretecek bu sözle, bu efendim düşünceyle. Başka ne diyelim? Görüş arttırma meselesini hallediyoruz. Bunun için tamam onu halledeceğiz dedik. Eşleri aldık. Hacca gideceğim ki dindarlık kasayım diye. Mezhep değiştirmek için gerekli çünkü. Başka da şu an için yapacak var. Kültür dönüşümleri gerekiyor. Oğuz kültürünü yaymak istiyorum. Din konusu sonra. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü asa kaldığımız yerden devam ediyoruz da sayılabilir. Çünkü tanıtım videosunda bıraktığım yerden devam ediyorum. Serinin yeni seri duyuru videosundan. Bu taraftan başlayınca çünkü hep böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz diyesim var. Evlendik daha 2 gün olmadı. Bu nasıl bir adam böyle ya?
Oğlum kadın gelseydi bir önce bir sarayı tanısaydı, odaları görseydi, yatağı görür görmez yani bu kadar da... Çok abartılı bence yani, bu kadar da olmaz be kardeşim ya. Bak öbürü de hamile kaldı, bu ne hız? Sizin bir saniye çocukları eğitmenizi rica edeceğim şimdi. Siz bu çocuğumuzu eğitebilirsiniz. Hamile de kalıyorsunuz, gördük. Hayırlısı diyoruz, devam. Hah, oğlan da geldi bir tane ama hastalıklı doğdu, hayırlı işler. Doğar doğmaz müthiş müthiş şanslı devam ediyoruz serimize. Çok güzel başladık hatta. Şans. Müthiş bir şans. Paramız geldi. Hacca gidelim önce. Bir dindarlığımız gelsin. Ondan sonra kardeşim. Mezhep durumumuz nasıl? Kabul edenler, etmeyenler. Tamam, iki kişi hala kabul etmiyor. Bu arkadaş, ya zaman içinde ilişkiler toparlanıyor. Yani geçsek iyi olur aslında diyor vatandaşlar. Ben eğitmem seni. Şuradaki insan seni eğitse daha güzel olacak. Tuğrul, güzel isim. Kılıcım nerede? Yaralı özelliği de kazanabilir miyiz? Haç sırasında ortalık karışıyor şu anda. %70 ihtimal. Burada %56 ihtimal yaralı olacağız. İstekli savaşçı geldi harbiden. Harbiden bravo, güzel. Hepsini tıraş et. Oldu kardeşim. Ve hacı olmayı da başardık. Dindarlığımızı da kazandık. Hayırlı olsun. Şimdi mezhebe geçemedik çünkü sen de kabul et. Ya bunu sonra uğraşmaktansa bu şekilde halletmek daha mantıklı diye düşünüyorum. O yüzden böyle başlıyorum. Amaç aktiviten de bitti. 600 askerin varmış. Senin 300. Önce buraya da alırız. Toprakları bir alırız. Sonra süzerenimize karşı savaş yapacağız tabii. Önce bir gücümüzü toplayalım da. Ondan sonrasına bakarız. Mezhebi değiştirebiliyor muyuz artık? Hani tekrar bakalım da. Yani değiştirebiliyorsun da. Değiştirme koşulum neydi? Anlatıyorum işte. Kabul etsin bu vatandaş. Mümkünse. Ondan sonra bakacağız. Bilgi adam özelliği kazanmış. Güzel. Hasta özelliği mi? Oğlum daha yeni başladık ya. 56 ne dedik gitti. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk... Hayda. Abi niye bu kadar kötü başladık ya? Tamam iyileştin de yani ömrümüzden ömür gitti burada. Bu ne abi? Başlar başlamaz arka arkaya o oldu, bu oldu, şu oldu. Ne oluyoruz kardeşim ya? Burada kitlesi yap. Asker sayımı da arttıramadım ama. Mezhebi bir değiştirsen. O zaman çok güzel bir gelirim olacak da. Hah, hemen geçtim kardeşim, hayırlı olsun. Çok güzel. Ufaktan asker de alırız. Yatırım da yaparız. Çabalarımızı sergileriz. Güzel. Kaç ay kaldı? 7 ay var aktifliyasına. O zamana kadar asker alalım. Hafif yaya ver bakalım bir tane. Anca o toparlanır zaten. Öncelikle tabii dedim burayı bitireceğiz. Onaylanmış açıklar. Ondan sonra kardeşim yürüyüşümüz devam edecek. 93 altın kaybettik. Sıkıntı değil. Borçtayız. Birazdan toparlanıyor. Sen kimle dost oldun? Nasıl bir başarı bu? 657 askerim var. 333 milis. Yok 300 garnizon. Sıkıntı yok ama 400 asker problem yaratabilir aslında da neyse artık. Başa baş. Biraz kayıp olacak tabii. Ya zaten bir kuşatma yapsam o bile yetiyor bana işte tek şey ya. Hastalıkta özelliğini kaybetti dedi. Oğlan için dedi değil mi onu? İyi bakalım hayırlısı. Güzel. Kitap çevirme özelliği alacağız. Öğrenim, yaşam tarzı yeteneği. Tamam. Devam. Buradan bir şey çıkmadı.
150 prestij. Oo. Oo. Prestij iyi. Bir prestij kayıplarımız olacak çünkü harcamalarımız. Gerçi dindarlık da olacak ama. Oh oh oh. Hah. Bu arkadaşımızın fethi tamamlandı. Hayırlı olsun. Hemen ordularımızı bir alalım kenara. Ondan sonra kardeşim. Hediye isteyebiliyormuşuz. İstedik gitti. Asker de alabiliriz. Bir tane daha alalım. Hemen keş. Şimdi bu kardeşime hak iddiası yapmak istiyorum. Tamamdır. Buraların kontrolü şeyde değil mi? Bizim süzerende şu anda. Süzeren topraklarını dağıtmış zaten hali hazırda. Müttefiki de var. Öldürtmeye kalksak ölür mü? Ölebilir. Çok güzel ölür hem de. Bence çok güzel ölür. Gerekirse yardım da isteriz. Aha, oğlumuz Kasım öldü. Haydi buyurun bakalım. Çok güzel başlangıç gerçekten. Ya o ölmesin, şu ölsün ya. Bunu öldürün abi. Alçak. Beceriksiz. Şuna bak, kısır bir de. Başımıza iş çıkartacak ya. %50 ihtimal. Çeviri biraz gelişecek demiş. %50 ihtimal demiş. Tamam. Seni biriyle evlendirmek lazım. Güçlü bir ittifak alabilir miyiz? Bu kimmiş? 1300 asker. 1300 asker. Tamam, sizin çocukla evlendirelim. Bir ittifaklık da olsun buradan. Güzel. Hayırlı işler. Çok güzel. Oğuz kültürüne döndü toprağımız. Şimdi devam et. Devam et canım kardeşim. Acıma. Çok güzel. Bu çeviri bana çok şey öğretti. Etkiyi kaybediyoruz. Ne alıyormuşuz? Başarılı çevirmen. Oo. Yetenek de aldık bir tane. Harikasın. Aynen, devam kardeşim. Bunun ne kadar askeri var şu an? 654. Güzel. Hak iddiası biter bitmez. Savaş açabiliriz o zaman. Gayet iyiyiz yani. Korkut diye bir oğlumuz oldu. Posta güvercini. Olur abicim. Bekle, dur bir. Dur bir, sakin ol. Çocuğu bir eğiteceğiz. Çocuğu kim eğitsin? Eşlerimizden biri. Eşlerimiz çok zeki. Buyurun eğitin. Hatta ha, saray mensubuymuş diğeri. Ben çocuk zannettim benim. Hemen buradan devam. Onaylanmış açıklara az kaldı. Güzel. Bizim burada şimdi hemen ilan ediyor zaten bu vatandaş. Ama kendisi öldüğünde buradaki ünvanlar parçalanacak. O parçalanma sayesinde ben bir ünvan atıyorum, bir oğlundan alırım. Onu sonra kendi diğer oğlundan da öbür ünvanı alırım vesaire. Böylece iki tane düklük ünvanını kontrol etmiş olurum ve sonrasında krallığı kurmak için kontluk sayımı arttırmam yeterli olacak. Savaşa çağırıyor beni. 3300 askerli ülkeye karşı. Bir tek dostun ben miyim acaba senin? Gelmesem iyi olacak sayın dostum. Bu bizi böyle savaşlara çağırma. Adam burada, benim işim var şimdi, uğraşacağım. Gelir beni işgale. Ondan sonra 5 ay mı kalmış? Bekliyoruz abi. Kimle dost olmuş? Gariban biriyle. Peki, olabilir. Kuvvetli asker özelliği kazandı. Bahadır. Vay sen çakala bak. Beceriksiz dedik. Asker olmayı hak ediyormuş o. Hamile özelliği kazandı yine eşimiz. Hayırlı işler. 75 prestij karşılığı. Abi şu... Oo, köylüler isyan etti. Tabi buranın en büyük problemi de bu işte. Köylüler sürekli isyan ediyor abi. Onları böyle bastırmamız gerekecek. Maalesef. Maalesef. 93 altın veririz. Tamam. Bunları şimdi kov. O da güzel. Alçakları bir getir. Getir buraya. Getir, bunu besleyecek halim yok. Geber. Pislik. Şimdi efendim. 600 askeri var bu arkadaşın. Hemen yeneriz diye düşünüyorum. Fazla bekletmeyelim burayı. Tamamdır.
Topla askerleri. Hemen dal. Güzel. İhtiyacımız oldukça asker alırız artık. Buranın kaçtı? 862. Evet. Kıl payı kuşatmayı yapabiliyor şu an orada ama. Siz toparlanın, geriye gelin bakayım. Hiç gerek yok. Boşuna bekleriz uzun zaman. Şansölye olarak bize atarsam olmaz. Bu kişiye atayalım. Çünkü öbür tarafta da etkili bir arkadaş. Baktığın zaman görevini iyi yapıyor. Devam. Hadi %95 ihtimal. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Güzel. İşte bakın, burada o bahsettiğim bölünme gerçekleşti. Harika. Sizi bu tarafa alalım. Konsey daveti geliyor. Bir dakika. Sakin olun. Kabul edelim yalandan. O önemli değil. Sonra görüşürüz biz onunla. Çocuğu eğit. Ben eğiteyim. Şunları iptal et. Dur ya, sen burayı kuşat. Oyunu biraz yavaşlatalım. Şu hız beni mahvediyor ya. Yetişemiyorum arka arka eventlere. Müttefik savaşa çağrılabilirmiş. Gerek yok. Burayı bir kuşatalım. Arkasına... Şimdi... Ne oldu buradaki ünvanlar? Kafayı mı yedi acaba? Hah, duruyor değil mi buradaki düklük ünvanı? Süleymani. Tamam. Güzel. Görüyor musun? Paramparça ettik burayı. Şimdi bu arkadaşı fethetmemiz kolay. Yenmemiz kolay. Bu arkadaşın hak iddiasını çalacağım. Odağım bitsin. Burası. Ama önce tabii bağımsızlığımı almam lazım. Şunu hızlandırayım biraz. Eventler de yavaşladı. Abi çok hızlı kuşatıyor öbür tarafı bak. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Şunu bırak. Ondan sonra orada birini yakalayacak. Başıma bela çünkü. Sevmediğim bir şey. Hasta özelliği mi kazandık? Abi sürekli aynı şeyler yaşanıyor ya. Sürekli bir negatif olay. Sürekli bir... Olmaz ki bu kadar ama ya. Sürekli bir şanssızlık, problem. Biter herhalde kuşatma. Yeter lan, bunu iptal et artık, gerek kalmadı. Heh. İyileşiyoruz ama bir sürü harcama yapıyoruz oraya. Güzel. Şimdi bu da bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Askerleri toplayalım. Öncelikle. Şimdi bu vatandaşa karşı savaşı açabiliriz aslında. 240 askeri varmış zaten. Önce bir bağımsızlığımızı alalım buradan. Tamam mı? Güzel. Şimdi bir de ben müttefiklik kovalamaya çalışayım yine. Çocukları evlendirerek. Bize bir eş bulalım mı? Müttefik. Bakayım şöyle. Bilmem ne şeyhliği. 1300 askeri varmış. Kızları sırayla. Peki sen gel. Tamam. Oradan da bir ittifak bulduk. Güzel. Gücümüzü bir arttıralım abi. Bir tane daha kızımız oldu. Çok güzel. Abi seni de ben yetiştireyim. Durumlar güzel. Buradan bir bağımsızlığımızı alalım önce. Bu da geldi. Hayırlı işler. Üzerine savaş ilan edildi. Bu vatandaş savaşı açmış. Niye açmış? Fethetmek için değil mi? Muhtemelen fethetmek için açtı. Tamam, atabeylik için işte. Ünvanı almak için savaş açmış. Şimdi ben de onun ünvanını almak için savaş açacağım. Harika bir olay olacak aramızda. %62 dedi. Savaş bitmedi ama. Ne yapıyor benim başkentimde ya? 3-5 askeriyle bana mı yürek yedi bu? Ne yapıyor? Geleceğim sana, merak etme ama. Az bekle sadece. Devam. Şu savaş bir bitsin. Hatta senin hak ettiğini ben alayım şimdi. Bak, Süleymani üzerindeki hakkını alıyorum. 500 dindarlık karşılığında. Çok güzel.
Bununla işim bitti benim. Böylece artık sultanımız Alparslan'a, Çağrı Beyoğlu, ona artık bağlıyız. Süzerenimiz o. Bizi hatta kendi konseyine de davet edebilir. Şimdi ben bu arkadaşla savaşa girişeceğim. 24 askeri varmış koskoca ülkenin. Çok güzel. Şimdi bu unvanı neden almamız lazım? Düklük unvanını. Çünkü almazsak kontlukları bölüştürecek. Devletçikler ortaya çıkacak benim çocuklardan dolayı. Şimdi veraseti komple bozabilmem neredeyse imkansız. İhtişamımız çünkü çok az artıyor. O yüzden elden geldiğince üst makamları hep ilan etmem lazım. Ülke parçalanmasın diye. Tamam, siz yetiştirin. Devam. Çok güzel bir kültür dönüşümü daha. İsyan var mı ülkede? 40 ay sonra demiş. Siz burada devam edin. Çok fazla asker problemimiz var aslında ama. Sultan Alparslan'ın 50 işler, 7000 asker. Başkent düşmek üzere. Çok da beni ilgilendirmiyor halifenin ne yaptığı. Diplomatik eğitim alıyormuş. Şansölye A. İbrahim. Mareşal. Ama o alsın. Çok güzel. Önemli kişi de esir alındı. Harikasın be oyun. İşte bu. Şimdi bunları terhis et. Şimdi bu nedir? Vassal limitinizin üstündesiniz demiş. 4'e 4. Ha, vassal limitim 2. 1, ben 2 tane vassala sahibim. Şimdi onu boş ver. Ben artık atabeyliğimi ilan ettim canım kardeşim. Aslında bir dakika ya, o çok düşük değil mi harbiden? Şimdi 20'ye çıktı. O kontken ki hali herhalde. Tamam. Şimdi buraya tekrar... bak işte, ama burada şöyle bir sıkıntı var. Savaşı bu kazanırsa bağımsız olacak değil mi? Yardım etmem gerekir ya. Atabeylik unvanını alırsa bağımsız olacak otomatik. Hasan Bey kim abi? Benim vassalım. Burada bu vatandaşa asker göndersem. O da olmaz. Hayda. Şuna savaş açsam. 250 prestij kaybedeceğiz. Şöhret seviyesi kaybedeceğiz. Ciddi problemler var. Bağımsızlık alacak değil mi o ya? Konsey davetimiz de geldi bu arada. Hayırlı olsun. Bak. Toprak kaybedecek ülke. Çok sıkıntı bir şey. Biz peki şey yapsak, dur bakayım. Bunun ikinci seviyesi iptal ettiriyor muydu ya? Ünvanlar feshedilebilir. Bu benim vassalım. Ve Basra Beyliğine sahip. Bunun ünvanını feshedeyim. Basra Beyliğini. 20 görüş kaybedeceğim ama. Abi şimdi bu vatandaş burayı alırsa, ki alacak yani, her türlü bağımsız olacak. İki kere savaş yapmakla uğraşacağım yoksa. Öldürsem öldüremem. Kuşatma bitiyor çünkü, az kaldı. Ünvanı feshedeceğiz. Savaş ilan ettik. Dur. Sıkıntı yok. Topla askerleri burada. Sen şuna hücum et. Bu kim abi? Bu benim vassalım mı? Bana karşı ayaklandı.
Aferin ona. Bunun komutanı kaçmış. Bak sen şu işe. Yenildik. Oy oy. Enteresan abi ya. İşte bu oyunun şu mekanikleri beni veremediyor. Maalesef veremediyor. Ne oldu şimdi? Dur bir dakika. Allah aşkına bir şeyler oldu burada. Bu gitti burada. Tamam, sıkıntı değil. Toprak en azından bana kaldı. Ne yapayım ya? Tekrar savaşacağız onunla. Benimle ateşkesi var mı? Eğliye al desem. Buraya ayrı almam gerekecek. Buranın sahibi kim? Sana savaş açsam. Bu işte berbat bir şey ya. Şu ünvanını alamıyorum çünkü 500 dindarlık lazım. Çok güzel. Bizi açalım artık. Buradan sonra askeri kısma gideyim. Kaç? 1500 asker limitim var. Bir de... Hafif atlı mı alsam, zırhlı yaya mı alsam? Bunların neyi var daha çok asker olarak, paralı falan? Normal. Milis var, Bahadır var. Ona ger hızlı kuşatma için gerekli ama şöyle yapalım. Al bunu. Bunu bir seviye daha arttır. Bir dakika, bina yapmamız lazım. Başkente. Paramız var. Şunu yap. Aynen. 3 yılda ancak bina kurulur zaten. Kötü oldu ya. Şimdi bunun bir daha ateşkesini bekleyeceğiz işin kötü yanı. 81'e kadar 4 yıl. Ateşkesi kısaltmada bekliyorsun da. Bu ne savaşı? Tamam, kabul edeyim bari, ne yapayım. Din faaliyeti, dur. Yanlış yaptık. Din faaliyetini burada yapsın. Kültür dönüşümü için 3 yılı var demiş. Devam etsin. Sıkıntı yok. Hükümdarımız 39 yaşında. Sağlığı fena değil. Atabey 2 Hasan. Bu, hayır kardeşim, öyle bir şey düşünmüyorum. Ben 75 prestij kazandım, o da kazandı. Tamam, şimdi bunların sayılarını arttırmak lazım. Yine mi savaşa çağrıldık? Kim şantaj yapıyor? Katil özelliği mi kazandı? Abi oyun işte hızlı gidiyor ya bak. Dokunamadan her şey oluşuyor bir anda. Her şey yani. Şantajlar oluyor, bilmem ne oluyor. Güzel. Bu neymiş? Ha. Kutsal rehberlik, dindarlık karşılığında. 300 öğrenim yaşam tarzı. Oo, güzel. Ama biz biraz prestij ve dindarlık kasmak zorundayız. Savaşta olduğumuz için hacca gidemiyoruz. En azından kendi ülkemiz için de bir şeyler yapalım. O savaşlar bitmez ki. %27 ihtimalle öleceğiz mi? Abi ne oluyor böyle ya? Sürekli ölümlerden dönüyoruz biz. Yaralı oldu adam şimdi. Katil özelliği o gerçi. Yaralılık nereye gitti? Başkası mı yaralandı? Ben yanlış mı okudum? Peki. Şimdi aramaya devam. 35 altın kaybettik. Borç harç içinde. Al. Prestiji de al. Ne yapayım? Heh. Sen bize ne vereceksin? Doğal korkunçluk ver. Devam. Bizim tabi sürekli çocuk yağmaya devam ediyor ülkeye. 8 tane çocuğum varmış abi, inanılır gibi değil. Doymadı. Ülke doymadı çoluğa çocuğa. Bu kim abi? Biz savaştaymışız bununla. Ha şey işte, çağrıldığım savaş değil mi? Heh, bu tarafta mesele. Ha, ilgilendirmiyor beni. Şimdi canım kardeşim. Bu arkadaşın ünvanını almam lazım. Ama 500 dindarlık gerekiyor. Hacca gitmem lazım en iyi ihtimal.
unvanını almam için. Konseyinde casus başıyız hükümdarımızın. Bu da bize ne geliyor? Düşmanlık, plan gücü, doğal korkunçluk. 40 puan. Of of of. Harika. Peki bu vatandaşın ölmesi gerekir mi? Bu yeni mi hükümdar oldu yoksa? İyice değişti ortalık. Öldür abi. Dur. Bana savaş açsan. 750 maliyeti var. Çağrı Bey. Karakterimizin vassalı. Yalnız bu düklük unvanını alıyor. Bağımsız olacak. Atabey. Atabey Hızır Hasanoğlu. O ne demek ya? Bey Hasan. Bir dakika abi ya. Bey Çağrı Süleymani unvanını alacak. Bunun bana bir faydası. Atabey oluyor mu bu? Haydaroğulları. Müştakit yaz. Yok abi bu olmaz. İkisi de Atabeylik olduğu için bağımsızlık alacak otomatik olarak. O kabul edilebilir bir şey değil. Maalesef. Heh. Şimdi benim senin üzerinde dejur hak iddiam var. Bir dakika bu neymiş? Kontluğu alacağız. Basra Beylik ünvanını alacaksınız. 400 prestij aramızda paylaşılacak. Olur. Buraya bırak askeri. Topla. Bu arada bölümün kaçıncı dakikasındayız? Heh. Bayağı bir şey yaptık ama bu bölümde. Önümüzdeki bölüm yine devam ederiz. Şu savaşı da bitirelim de arada. Abi bu isyancılar da beni mi bekliyor anlamadım ki. Savaşa giriyorum hemen oradan fırlıyorlar onlar da. Birisi eğitsin bu insanı. Devam. Savaşa mı konsantre olayım, eğitime mi, isyancıya mı? Savaşa çağırıyorlar ayrıca. Bir de köylü savaşına çağırıyor beni. Ayıp be kardeşim ya. Koskoca hükümdarı böyle savaşlarla oyalamayın. Yani bir de savaşa katılamadığımız için oradan rahatsızlık duyuyor arkadaş. Eh be ya, keşke katılmasaydım savaşa. Al borç aldık. Hayırlı işler. Şunu bir kuşat. Hah güzel. Şeyi de yakalamışız. Harika. Şimdi güzel oldu. Aha isyancıyı unuttuk. Şunu getir buraya. Zaten kuşatamıyormuş da. Mülk limitinin üstündesin diyor bu arkadaş. Kısa vadede burayı verebilirim. Zaten çok fazla kazancım da yokmuş orada. Vekil harç siz alabilirsiniz burayı. Devam. Mimari özelliği kazanmış. Güzel. Heh, bir de yakaladık. Dur bunları topla. Şimdi yavaş abi bir saniye. Bir saniye abi. O saray kim var abi? O alçak bu mu? Öldür bunu. Bu 7 yıldır duruyormuş bir de. Öldür bunu 2. Sen de öl. Geçmiş olsun. Korkunçluğumuz 72 şu anda. Ama 55'miş normal korkunçluğumuz. Problem değil. Şimdi 2000 küsüre kadar asker yapabiliyormuşuz. Bir borcumuz da var. Artık bu arkadaşın şu bölgesi kaldı elinde ama düklük unvanını almak için savaş açacağım abi ya. Bu başka türlü alamam çünkü. Dindarlık lazım onun içinde. Ateşkes bittikten sonra artık onu... Hah bak böyle dindarlık gelsin işte arada. Bir de hacca gideriz paramız olduğunda. O şekilde çözeriz diye düşünüyorum. İdare beceriniz 2 artacak. 5 yıl boyunca finans dersi olabilir. Bu tarafta olabilir. Entrika 102 ihtimal var ama öbür tarafta da entrika alabilirsin. Entrika dersleri alabilirsin. Zayıf koz elde edecek.
Veya 150 prestij alacağız. Prestij alabilirim şu an. Prestij'e çok ihtiyacım var. Oğuz kültürünü yaydığın için teşekkür ederim topraklarımızda. Şimdi burada yay. İsyan var mı? Yok. Çok güzel. Şimdi kontlukta kontrol arttırma. Şu hak iddiasını alabilir mi aslında? İndirim sağlıyor genel anlamda. Şu din konusunda da indirim yapması lazım. Dı yapmıyormuş. Terbiyesiz. Savaş sebebi. Neyse. Onu da yapmıyor. Ama savaşı açarken falan prestiji düşürüyor. Prestij kaybını. Abi işte. İndiriyor yani. Ya onun düklük ünvanı için uğraşmam ben. Kendim alırım ya. Dur sen. Aa, dindarlık 500 oldu zaten bak. Buyur. Şu ünvanını alalım üzerinden. Tamam mı? Güzel. Sonra artık yavaş yavaş buraya yönelmemiz gerekecek. Toprak için. Krallık için özellikle. 6 tane kontluk var elimde. 11 yapmam gerekiyor. Bu vatandaştan kaç tane kontluk alacağız? Bizim ülkemiz için. Onun ülkesinde 2 tane mi varmış? Tamam, şu ikisi işte. Onları da alınca artık buradan birkaç toprak toplayarak, hatta senden de aslında senden alsam belki daha iyi ha. Sünni halifeliği değil de Bağdat. Öf. Dehşet bir genişleme olacak. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İlk bölümümüz burada bitiyor. Hacca gideriz. Savaştasınız diyor ya. Bu ne savaş? Abi şu savaşı bitir artık. Para yardımı yaptık o kadar. Hoşça kalın.